vardı. O da farklı olay olarak karşımıza çıktı. 6 aydır, 6-7 aydır kadınlara yönelik şiddetin biraz daha düştüğünü görüyoruz. Kadın cinayetlerinin biraz daha düştüğünü görüyoruz. Tabii biz bu seçim bittikten sonra elbette bu basın açıklamalarımızı, bir tek cinayet değil, kadına yönelik bütün ve çocuklara yönelik, kadınlara yönelik bütün şiddetin, olumsuz şeylerin karşısında duracağız. Bu basın açıklamamız da yine devam edecek. Ama şimdi bu seçimler bitene kadar bir süre ara vermek istiyoruz daha doğrusu. Evet arkadaşlar, ben hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün Türk Kadınlar Birliği, hepinizin bildiği gibi biz Eylül'ün okullarla açılırız, okullarla kapanırız. Ama bu yıl biraz uzadı diyelim, özel sebeplerden dolayı. Bu yılki faaliyet raporlarımız her yıl olduğu gibi yine eğitim kurslarıyla, seminerlerle, kadınlara yönelik her türlü etkinliği yapmaya çalışacağız. Özellikle bu sene çok önem verdiğimiz bir yarım kalmış bir aşçılık kursumuz vardı. İş ve İşçi Bulma Kurumu, Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle sertifikalı aşçılık kursu açmayı düşünüyoruz. Bir ikincisi, son zamanlarda bu Avrupa Birliği uyum yasaları doğrultusunda bazı artık iş yerlerine veyahut iş yeri açacağınız zaman, bir iş yerine gireceğiniz zaman bazı belgeler istiyorlar. Bunlardan bir tanesi de hijyen. Türkiye'de çok önemsenmeyen bir branş olarak alalım biz bunu. Bu hijyen üzerine kadınlara yönelik kurslar açmayı düşünüyoruz. Çünkü en çok talep oradan geliyor. Şöyle, iş yerinde çalışan veyahut da iş yeri olan, en azından bir çay ocağı çalıştıran bir kadının hijyen sertifikası olması gerektiği çıkıyor. Veyahut da bir yerde pasta işi yapıyorsa veyahut da bir yerde çalışıyorsa kesinlikle hijyen belgesi olmadan çalıştırmayacaklar bundan sonra. Buna biraz dikkat edeceğiz. Bu konuda duyurumuzu yapacağız. Talepler olursa kursu açacağız. Yine pasta kursumuz vardı. 176 tane kadınımız başvurmuştu. Bunun geçen sene ve bir önceki sene de bu kurslarımız devam etti. Geçen sene sertifikalarını verdik. Bunların devamını Halk Eğitim Müdürlüğü ile bir görüşmem olacak. O görüşme neticesinde hangi etkinlikleri bir arada yapacağız? Bunu net o zaman cevabı çıkar. Hepinizin bildiği gibi Türk Kadınlar Birliği'nin ekonomik anlamda bir şeyimiz olmadığı için biz bu işi biraz belediyelerle paydaş olarak halk eğitimle, milli eğitimle birlikte yapmak zorundayız. Ve bir de en çok kurs açmaktan ziyade mekan konusu çok sıkıntı çekiyoruz. Mekan, bir pasta kursunu açmamız için orada bir takım şeylerin mutfağın olması gerekiyor. Onların yapılması için bir aşçılık kursu açtığımız zaman yine mutfağın olması gerekiyor. Bunlar da o kadar Sakarya'da az ki birkaç meslek lisesinde ve bir iki tane de halk eğitimde var. Başka yerlerde de yok. Tabii bunlar da hemen bir şekilde kendi halk eğitimi önce kendi şeyini dolduruyor. Bunları yapmaya çalışacağız. Bir ikincisi, biliyorsunuz geçen sene biz çevre eğitimcisi öğretmen kursu verdik. Sertifikası bir yıl süren Halk Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kadınlar Birliği işbirliğiyle Sakarya'da bir ilkti bu. Hatta Türkiye'de bir ilkti. 10 kadınımız çevre eğitimcisi öğretmeni olarak mezun oldular. Bunlar en kısa zamanda okullarda hoca olarak göreve başlatmak istiyoruz. Bunun için de Milli Eğitim Müdürümüzü ziyaret edeceğiz. Halk Eğitim Müdürü'yle de görüşeceğiz. Çünkü böyle başlayan bir kursu. Bize söylenen de buydu. Bu da yine bir Avrupa projesi. Bunun dışında geçen sene bir koromuz vardı. Bu koromuz bazı nedenlerden Türk Kadınlar Birliği'nin korosuydu bu. Onu da koroda geçen sene devam ettik ama çok kendimizi yeterli görmediğimiz için bu sene de dedik devam edelim. Daha böyle otursun, daha bu konuda daha bilinçli olarak sahneye çıkalım dedik. Eğer 20 kişi kontenjanı tamamlarsa koromuzu da açacağız. Ama bunun dışında, bugün elimizde belirli olan bunlar. Bunun dışında ben yine arkadaşlarla paylaşacağım. Yani bunun dışında yapacağımız veyahut da bize öneri olarak bir şey getiren olursa onu da dinler.